seçimden çalışıyoruz. Ki seçim günü geçtiğinde halkımız bu yetkiyi bize verdiğinde hemen uygulamaya başlayalım. Biz hazırız. Şimdi ben bir kere daha sizlere sormak istiyorum. Adana'ya, Çukurova'ya, Kozan'a soruyorum. Tarımın, çiftçimizin devası olmak için hazır mıyız? Hazırız. Hep beraber tarımda, üretimde büyük bir atılım yapmaya hazır mıyız? Hazırız. Bu ülkenin en temel gıda ihtiyaç maddelerinin ithalatına sebep olan bu hükümetin artık gitmesine hazır mıyız? Hazırız. İnşallah. Kozan hazır, Çukurova hazır. Değerli arkadaşlar, atılımın yolu bakın demokrasiden geçer. Demokrasi olmayınca, ülkeyi yönetenlerin halkla bağı kopunca ülke zararlıdır. İşte biz bunun için ne yaptık? Partimizin adını Demokrasi ve Atılım Partisi koyduk. Yani önce sağlam bir demokrasi zemini, o sağlam zemin üzerinden atılım. Sanayiden tarıma kadar her alanda öncüsü olacağımız atılımı mutlaka demokrasimizi yükselterek gerçekleştireceğiz. Bizim bir demokrasi hedefimiz var. Üste çıkanın alttakini ezmediği, sadece kendine demokrat olanların diğerlerine zulmetmediği bir demokrasi hedefimiz var. Eşit vatandaşlığa dayalı, hiçbir hayat tarzının ve inancın ötekine baskı uygulamadığı bir demokrasi hedefimiz var. Biz bu topraklarda her türlü zorbalığa son vereceğiz. Kazanılmış haklardan tek bir gram dahi eksilmesine müsaade etmeyeceğiz. Gasp edilen tüm hakları da aynen vatandaşlarımıza iade edeceğiz. Çünkü bizler Türkiye'yi yepyeni bir toplumsal sözleşmeye davet eden deva hareketiyiz. Üstümüze düşen büyük sorumluluğun gayet iyi farkındayız. Çünkü Deva Partisi özgürlüklerin partisidir. Demokrasimize karşı yönelen her türlü kalkışmanın karşısında dimdik duranların partisidir. Milletin iradesini her şeyden ve herkesten üstün tutanların partisidir Deva Partisi. Koşullar ne olursa olsun, hukuk devletinden ve hukukun üstünlüğünden asla vazgeçmeyenlerin partisidir. Deva Partisi. Deva Partisi hiçbir siyaset odağına siyasetin üstünde bir güç atfetmeyenlerin partisidir. Değerli Kozanlı dostlarım, şimdi sizlere son bir kez daha sormak istiyorum. Deva Partisi'nin hedeflerini, hayallerini Adanalı esnafımıza, işçimize, emeklimize, çiftçimize, Çukurova'nın bereketli tarlalarına ulaştırmaya var mısınız? Deva Partisi'nin planlarını, projelerini, bu memleket için olan hazırlıklarını İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı anlatmaya var mısınız? Bugün ben burada, Çukurova'da, Kozan'da, daha önce yolda uğradığımız İmamoğlu'da bunu gördüm. Çok şükür. Artık Deva Partisi'nin damlaları Çukurova'nın topraklarıyla buluşmuş. Ve kurak toprağın, çatlamış toprağın nasıl bir suya hasret bir durumu vardır? İşte Çukurova'da demokrasiye, atılıma ve devaya susamış. Bunu gördüm ve çok mutlu oldum. Hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kozan ilçe binamızın bu güzel ilçemize, Kozan'a hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Kozan'a başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.